zamandır mevkilerle ilgili video yapmalı ve bugünün konusu bek nasıl olmalı? Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayalım. Biliyorsunuz 7000 aboneyi yakaladık. İlk hedef olarak da 10.000 aboneyi gözümüze kestirdik. 10.000 abone olduktan sonra da yine rahat durmayıp daha fazlasını isteyeceğiz. Çünkü birçok arkadaşım, birçok kardeşim bu antrenmanlara, bu bilgilere ihtiyacı var. Bunlar belki kimisi için bir şey ifade etmez ama bazısı için de önemli bilgilerdir, önemli antrenmanlardır. Onlara ilham oluşturacaktır. Bu yüzden ben abone sayısının ya da görüntüleme sayısının artmasını kendi adıma önemli buluyorum. Ve bunun artması da benim motivasyonumu arttırıyor. Motivasyonum artınca daha fazla antrenman, daha fazla bilgi sizlere aktarabileceğimi düşünüyorum. Eskiden beklerin görevi savunma ağırlıktaydı ve hücum çok çok ekstra olarak görülüyordu. Bir bek nasıl olmalı sorusunun cevabı savunma yönüyle anlatılırdı. Hücumsal anlamda bir katkıdan, bir özellikten bahsedilmezdi. Ama günümüz futbolunda artık böyle bir durum söz konusu değildir. Bir bek oyuncusu ne kadar savunma yapıyorsa o kadar da hücum yapmak zorundadır. Bir bek oyuncusu artık %50 savunma, %50 hücum şeklinde oynamayı bilmelidir. Bir bek oyuncusu olmak istiyorsanız hücum yaptığınız kadar savunma, savunma yaptığınız kadar da hücum yapmalısınız ve bunları da etkili yapmalısınız. Bu bahsettiğimiz %50 hücum, %50 savunma demek kendi avuç çizginizden rakip yarı alandaki avuç çizgisine kadar ki o tüm koridoru bir baştan bir başa sürekli gidip gelmeniz gerekiyor. Arkadaşlar böyle bir talebe cevap verebilmek için sizin dayanıklılığınızın çok iyi olması gerekmektedir. Dayanıklılık dediğimiz şey ikiye ayrılıyor. Bir, aerobik dayanıklılık. İki, anaerobik dayanıklılık. Ben hemen hemen her videomda aerobik ve anaerobik dayanıklılık hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bunu bir kez de bekçe, bek diliyle anlatmaya çalışayım. Rakip atak yapıyor ve siz bek oyuncusunuz. Topu kazandınız ve süratle atağa çıktınız. Kendi yarı sahanızdan topu taşıdınız. Ceza sahası bölgesine yaklaştınız. Ve orta açmaya niyetlendiniz. Ancak orta açma girişimi başarısız da sonuçlandı ve rakip atağa çıktı. Ne yapıyorsunuz? Tekrar geriye koşuyor. Burada biz koşarken, geri ve ileri giderken çok rahat bir nefes almıyoruz. Yani atağa çıktığımızda bu şekilde bir rahat durum söz konusu değil. Ne yapıyoruz? En kısa sürede nefesimizi tutarak ya da hızlı hızlı alıp vererek bu mesafeyi kat ediyoruz. İşte eğer siz nefesinizi rahat alıp veremiyorsanız bu sizin anaerobik dayanıklılığınızdır. Ama bazen ne oluyor? Pas oyunuyla, set oyunuyla topu gezdirerek, pas yaparak yavaş yavaş atağa çıkıyorsunuz. Yavaş yavaş içeri gelip pozisyon alıyorsunuz. Bunlarda bunu 90 dakika yaptığınızda da uzun süre yaptığınız ve bunu yaparken rahat nefes alabildiğiniz çalışmalarda aerobik dayanıklılık demek oluyor arkadaşlar. O yüzden bek nasıl olmalı sorusunun birinci ve en önemli cevaplarından bir tanesi dayanıklılıktır arkadaşlar. Bek nasıl olmalı? Aerobik ve anaerobik dayanıklılığı yüksek olmalıdır. Geçelim bir başka özelliğe. Bek oyuncusu atağa çıkar, birebir savunma yapar, birebir hücum yapar, savunma arkasında koşu yapar, bindirme gerçekleştirir, kendi arkasına top atılır, kendi arkasına adam koşu yapar, baskıya gider, kademeye girer, ters kademeye girer. Tüm bu bahsettiğim hepsi için gerekli olan özellikler süratli ve çabuk olmaktır. Yine her videoda anlatmaya çalıştığım bir durum, sürat ve çabukluk aynı şey değildir. Eğer siz düz bir çizgi üzerinde süratli bir koşu sprint atıyorsanız, %100 tempoyla bunu yapıyorsanız bu süratli, ancak dönme içeriyorsa, yön değişikliği, yer değişikliği içeriyorsa, boyut değişiyorsa burada çabukluk ve çeviklik söz konusudur. O yüzden geçiyoruz ikinci maddeye. Bek oyuncusu nasıl olmalı? Süratli olmalı. Bir başka madde çabuk ve çevik olmalı arkadaşlar. İzleyiş itibariyle bek oyuncuları savunma birinci bölge oyuncularıdır. Karşı takımın kanat ve bek oyuncularıyla birebir mücadelelere girecekler ve burada temas söz konusu olacak. Bu temas durumunda topa sahip olmak, topu kazanmak için de bu oyuncuların kuvvetli olması gerekecektir. Ve yine kuvvetli devamlı 90 dakikalık bir maç içerisinde belli aralıklarla bu mücadeleye gireceği için de yine kuvvetli devamlılık da önemli bir durumdu. Yani belki nasıl olmalı sorusunun bir başka cevabı kuvvetli olmalı ve bir de kuvvetli devamlılık olmalı. Bek oyuncuları için boyun bir önemi yoktur. Kısa olmak, uzun olmak çok önemli değildir. Ama eğer zaten siz bu özelliklere sahip
gayet uzun bir oyuncuysanız sizi genelde stoper yaparlar. Bek oynatmazlar. Bek için birazcık daha boyunuz kısaysa eğer, o zaman bekle değerlendirirler. Ama bu şu demek değil. Bekler kısa olmalı ya da uzun bek olmaz diye bir kural yok. Uzun bekler de vardır, kısa bekler de vardır. Sadece bu özelliklere, yani savunma yönü ve hücum yönü iyi, kuvvetli, güçlü olan kişiler varsa, uzun boyluysa bunu genelde stoper olarak kullanıyorlar. Buna mesela en büyük örnek Sergio Ramos'tu. Sol bek olarak başladığı kariyerinde Madrid'de bile stopere geçmiş durumda. Geçelim işin teknik ve beceri kısımlarına. Bek oyuncusu sahada aslında en bağımsız kişilerden biridir. Çünkü bek oyuncularının karşısında rakip takımın en etkili, en süratli, en çabuk, en teknik oyuncuları, yani kanat oyuncuları karşısında olur ve maç içerisinde bunlarla karşı karşıya gelmektedirler. O yüzden bek oyuncuları için birebir savunma hayati önem taşımaktadır. Birebir savunmayı bilmeyen, öğrenmeyen, yapamayan bek oyuncuları da diğer özellikleri çok iyi olsa bile artılarının pek bir önemi kalmayacak. O yüzden tekrar söylüyorum, bek oyuncuları için en önemli özelliklerden bir tanesi birebir savunmadır. Bek oyuncusu nasıl olmalı? Birebir savunma özelliği iyi olmalı. Aynı şekilde atağa çıktığımızda bizi genelde rakip kanat oyuncusu bizimle beraber geriye gelir. Bazı pozisyonlarda biz rakip beklerle karşı karşıya kalırız. Bu durumlarda biz birebir hücum durumundayız. Yani oyuncuyu geçip orta açabilecek, geçip içeriye girecek durumda birebir özelliklerinin de, hücum özelliklerinin de iyi olması gerekmektedir. Bek oyuncuları için kademe, baskı, ters kademe çok önemlidir. Savunma görevleri arasında pozisyon bilgisi çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bunları madde halinde sıralarsak bek oyuncusu nasıl olmalı? Pozisyon bilgisine sahip olmalı. Baskı, kademe, denge konularında iyi olmalı. Şimdi ters kademe önemli arkadaşlar. Atağa çıktığımız zamanlarda da bek oyuncusunun maç içerisinde en çok yapması beklenen kanatlardan atakları devam ettirmek, kanatlardan atakları olgunlaştırmak, kanatlardan içeriye etkili ortalar yapmak, etkili servisler yapmaktır. Bu yüzden bek oyuncusu iyi ortalar açmalı, oyuncuyu geçip orta açabilmeli, bindirmeler yapmalı ve atağa çıktığı zamanlarda takımın genişliğini, pas istasyonunu sağlamak durumundadır. Yani bek oyuncusu nasıl olmalı? Orta açabilmeli, bindirme yapmalıdır. Bek oyuncuları saha içerisinde en çok ayak içi pas ve ayak üstü uzun top tekniklerini daha çok kullanırlar. Bek oyuncuları saha içerisinde en çok pas verdiği kişiler stoperleri, orta saha oyuncuları ve önündeki kanat oyuncularıdır. Bunlar tamamen de ayak içi tekniği kullanarak pas vermektedir. Bu yüzden bek oyuncusu nasıl olmalı? Ayak içi pas tekniğinin iyi olması gerekmektedir. Aynı şekilde sıkıştığı zamanlarda ya da öndeki kanat oyuncusu savunma arkasında koşu gerçekleştirdiğinde yine ayak üstü uzun top ile onu topla buluşturmada forvete uzun top atma durumları da vardır. Bu yüzden bek oyuncusu nasıl olmalı? Uzun top pas tekniği de iyi olmalıdır. Bek oyuncuları için ters ayak kullanımı çok önemlidir. Kendisine gelen baskıda stoperine pas verirken baskıya gelen oyuncuya yakın ayak birine ters ayağını kullanarak pas vermesi avantajdır. Ve bununla beraber orta yaparken de pozisyon bulamadığında ters ayakla yine orta yapabilmesi de büyük bir avantajdır. Aynı şekilde oyunun yönünü değiştirirken yine avantaj durumundadır. Bu sebeple bek oyuncuları için ters ayak kullanımı da çok önemlidir arkadaşlar. Karakter olarak baktığımızda ise bek oyuncuları karşısında iyi oyuncular olacağı için bir kere motivasyonların çok yüksek olması gerekmekte. Maça konsantrasyonları yüksek çıkmalıdırlar çünkü karşıları dediğim gibi rakibin en iyi oyuncuları vardır. Birebir de etkili çalımlarla geçebilir. Sizin demoralize olmayan, çabuk toparlayan, baskı ve stresi yönetebilen güçlü bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Çünkü kötü durumlardan, olumsuz durumlardan etkilenmemeniz gerekmekte ve daha çabuk toparlayıcı olmanız gerekmektedir. Evet arkadaşlar, bek nasıl olmalı sorusunun cevabını bu videoda kendi analizlerimle, kendi gözlem ve kendi değerlendirmelerimi içeren bir içerik ile sizlere aktarmaya çalıştım. Unutmuş olduklarım, eksiklerim olabilir mi? Evet olabilir. Ama en önemli konular bunlar arkadaşlar. Bu konularda eksiğiniz varsa bu eksilerinizi artıya çevirin. Eğer bu konularda bir eksiğiniz yoksa çok iyi, bunları geliştirmeye devam edin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah size faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kanala abone değilsek de lütfen kanala abone olalım.
Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda, antrenman ya da mevki videosunda görüşmek üzere.